Çizgi film versiyonunda kocaman bir şatoda dans eden tabaklar, mumlar, sandalyeler vardı. Peki, o halde hiç merak ettiniz mi Çirkin'in yaşadığı o kocaman şatonun büyüklüğünü, yani alanını? Ee, o halde gelin bulalım. Burada Çirkin'in evinin, yani şatonun planı var. Tabi sayıları ben uydurdum, ama idare edin. Bizden Çirkin'in şatosunun alanını bulmamız istenmiş. Şatonun bazı duvarlarının uzunlukları verilmiş. Örneğin bu duvarın uzunluğu 18 metre. Burası 8 metre, 20 metre, 20 metre, 5 metre, 26 metre, 25 metre ve 15 metre. Dikdörtgenlerin alanını bulmayı biliyorum. Ancak böyle garip bir şeklin alanını nasıl hesaplayacağım diye düşünebilirsiniz. Şimdi videoyu durdurarak bu şatonun alanını nasıl hesaplayabileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Evet. Kendiniz çözmeyi denediniz, buna inanıyorum. O halde birlikte devam edelim. Dikdörtgenin alanını nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Çirkinin şatosunun alanını dikdörtgenlere ayırarak önce küçük dikdörtgenlerin alanını bulalım. Daha sonra bütün dikdörtgenlerin alanını toplayarak şatonun toplam alanını bulabiliriz. Burada 20 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda bir kare çizebilirim. Bu kareyi pembeyle çiziyorum. Burada genişliği 26 metre olan bir dikdörtgen çizebilirim. Bunu mavi renkle çizeyim. Bu dikdörtgenin uzunluğunun ne kadar olduğunu nasıl bulabilirim? Bu uzunluk artı 5 metre, karşı duvarın uzunluğuna yani 20 metreye eşit olacak. Demek ki bu duvarın uzunluğu 15 metre. Mavi dikdörtgenin uzunluğu 26 metre, genişliği ise 15 metre. Turuncu rengi alalım ve yeni bir dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenin genişliği 18 metre. Uzunluğu ise buranın hepsi. Buranın uzunluğunu nasıl bulabiliriz peki? Burasının 8 metre, burasının 20 metre burasının da 26 metre uzunlukta olduğunu biliyoruz. Yani buradaki toplam uzunluk 8 artı 20 artı 26 metre olmalı. 20 artı 26 dersek bu 46 eder. 8 daha eklersek 54 eder. Yani buradaki uzunluk 54 metre. Son dikdörtgeni de yeşil renkle gösterelim. Yeşil dikdörtgenin eni 15 metre, boyu ise 25 metre. Şatonun alanını dikdörtgenlere ayırdık. Toplam alan, dikdörtgenlerin alanının toplamına eşit olacak. Şimdi, bu 4 dikdörtgenin alanını bulalım. Pembe karenin eni 20 metre, boyu 20 metre. Alanı bulmak için, eni ile boyunu çarpalım. 20 çarpı 20. Artı, mavi dikdörtgenin alanı, yani buradaki alan. Burasının alanı 15 çarpı 26 artı turuncu dikdörtgenin alanı eni 18 metre çarpı boyu 54 metre artı son dikdörtgenin alanı 15 metre çarpı 25 metre yeşille taradığım alan. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayabiliriz. 20 çarpı 20 kaç eder? 400 artı 15 çarpı 26 ne eder? Bunu kenarda çarpalım. 5 kere 6, 30. 0 yazdık, elde var 3. 5 kere 2, 10 artı elde 3, 13 eder. 10 ile 26'yı çarparsak, 260 eder. 130 ile 260'ı toplarsak, 390'a ulaşırız. Mavi dikdörtgenin alanı, 390 metrekare. Şimdi turuncu dikdörtgenin alanına geldik. 54 çarpı 18. 54 çarpı 18'i de kenarda çarpalım. 8 çarpı 4, 32 eder. 2'yi yazdık. Elde var 3. 8 çarpı 5 eşittir 40. Elde 3'ü de eklersek eşittir 43. 10 ile 54'ü çarparsak 540 eder. Şimdi 432 ile 540'ı toplayalım. 2 artı 0, 2, 3 artı 4, 7, 4 artı 5, 9. Turuncu dikdörtgenin alanı 972 metrekare. Gelelim son dikdörtgenimize. Yeşil dikdörtgenin alanını bulalım. 15 çarpı 25. 15 ile 25'i çarpacağız. Aslında bunu aklımızdan yapabiliriz. Burada 26 çarpı 15'i bulmuştuk. 25 çarpı 15, bundan bir tane 15 eksik olacak. 390'dan 15 çıkartırsak, 375 eder. Artı, 375 metrekare. Dikdörtgenlerin alanlarını bulduk. Şimdi bunların hepsini toplayarak, şatonun toplam alanını bulalım. 375 artı 972 artı 390 artı 400. 5 artı 2 eşittir 7. 7 artı 7 eşittir 14, artı 9 eşittir 23. 3'ü yazdık, elde var 2. 2 artı 3 eşittir 5, artı 9 eşittir 14, artı 3 eşittir 17, artı 4 eşittir 21. Bu şatonun büyüklüğü 2137 metrekareymiş. Hmm biraz küçük bir şato oldu sanırım. <laughs> Dediğim gibi artık idare edin.